Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün bir derbi günü. İnşallah Fenerbahçe'miz akşam e, maçı kazanır. Tabi sizlerin de desteğine e, bağlı, sizlerin de dualarına bağlı. Maç günlerinde oynatma listelerini falan iki kat açıyorsunuz ya ben çok mutlu oluyorum. Rabbim gönlü muradınızı versin inşallah Fenerbahçe e, kazanır. İnşallah tuttuğunuz takım şampiyonluklardan şampiyonluklara uzanır böyle başarılı sezonlara gider diyorum. Tüm Fenerbahçe taraftarına tabii ben de Fenerbahçe taraftarı olarak size dua ediyorum arkadaşlar. Yani siz mutlu olun diye. Ve kendim için istemiyorum bak. E böyle adam bulmuşsunuz, sahip çıkın. Fenerbahçe demişken Fenerbahçe'de 5 Fenerbahçe 5 yıldızlı yeni armasını tanıtmış. Aa erken davranmışlar. Yani benim <laughs> Fenerbahçe Kulübü 59. şampiyonlukların sayılmasını isterken TFF'ye kupalarla gönderme yapıldı. Dün biliyorsunuz müthiş bir atmosferde antrenman yapıldı. onun öncesinde divan kurulu toplantısında 59. salınan kupalar getirildi. Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalar sırasında ekranlara 5 yıldızlı arma getirildi. Tabii 2010-2011'le ilgili Ali Koç malum takıma göndermede bulunup 2012-2011 sezonu unutulmayacak. Kupanın replikasını yapalım. O takıma yollayalım dedim. Yönetici arkadaşlarım kabul etmedi diyor. Bence yapılmalıydı. Yani iş oraya doğru gidiyor. Ali Koç 28 Şampiyon ilgili bu sezondan itibaren burada gerçekleri duran bu kupaların gerçeklerini hayata geç hayata geçireceğiz. Aksi takdirde bu kupaların Fenerbahçe'nin olmasını sağlayan sporculara, yöneticilere haksızlık etmiş oluruz. Şampiyonun kupası nerede olur? Şampiyonun müzesinde olur diyor. Tabi Koç'tan çok sert açıklamalar var. Ülke gündemine bomba gibi düşen açıklamalar var. Bazı kanalların cesaret edip paylaşamadığı açıklamalar var. Dilerseniz hemen geçelim arkadaşlar. Çünkü söyleyeceğim çok fazla duyum falan var. Dünkü basın toplantısında kelimeler boğazımda düğünlerine inşallah benim çekindiğim düşünülmüyordur. Yüreklikle konuşurum. Doğru bildiğim benim çekindiğim düşünülmüyordur. Fenerbahçe'nin haklarını koruma söz konusu olduğunda ailem, grubum, şahsi statümü düşünmeden açık yüreklikle konuşurum. Doğru bildiğim konuda her zaman açık yüreklilikle konuştuğumu söylüyorum. Bunu da bilmenizi istiyorum diyor. Kelimeler boğazıma dürümlendi. Kulübün menfaati için. Çünkü devletle birçok işimiz var. Bu birçok kulüp için böyle. Belki onlar da bu yüzden sessiz kalıyor. Biz zalim değiliz. Zulmede sessiz kalamayız. Fenerbahçe'yi dışarıdan bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bizler bir bütün içerisinde hareket ettiğimiz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu, nelerle mücadele edebileceğimizi gösterdik diyor. Dünya mücadelemizi biliyor. Devleti gözüne kestirmiş bir terör örgütüyle nasıl mücadele ettiğimizi dünya biliyor. Keşke ülkemizdeki herkes bilse. Biz siyaset üstüyüz ama siyasete çekiliyoruz. Ettiğim laflar bir siyasi partiye, iktidara değildi. Lafın bulundukları konumu taşıyamamanın, taşıyamayan siyasetçileredir. Biz Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhurbaşkanı'na en büyük siper olmuş camiayız. Kimse yokken sokaktaydık. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ediyor. Devletin sorumlu kesimleri onlar da aynı şekilde takdir ediyor. Pek çok takım taraftarı da öyle. Çocuklar Fenerbahçeli olacak. Fenerbahçe'nin yaptığı 3 Temmuz duruşunun kıymeti ileride anlaşılacak. Bu duruş sayesinde ileride çocuklar Fenerbahçe taraftarı olacak diyor. Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var. Milli takım bizim stada gelir. Hocası bordo mavi kravatta gelir. Bu gerçekten iğrenç bir olay değil mi? Bu hani iğrenç bir olay değil mi? Gözünüze gözüne sokma. Sen orada kırmızı beyazı temsil ediyorsun. Sen orada bordo maviyi temsil etmiyorsun. Sen orada ülkenin bütününü temsil ediyorsun. Ya bu aşağılık bir olay ya. Hakikaten aşağılık bir olay. Bak bunu Fenerbahçeli birisi yaparsa o da aşağılık bir olaya imza atmış olur. Mesela Volkan Demir'e Galatasaray stadında küfürler edildi milli takımı bıraktı. Ya, ya aşağılık bir olaydı. Fenerbahçe stadında milli maç oynanıyor. Atıyorum Kerem Aktürkoğlu gol kaçırdı. Ana avrat küfür edildi. Aşağılık bir olay. Ya Ali Koç'un şu eleştirisine gerçekten katılıyorum. Ya biz ya biz yani Fenerbahçe olduğumuz için bunlar başımıza geliyor bak. Neyse devam edeyim. Milli takım videomuz suratımıza kadar Hocası bordo mavi kravatla kadar şehrin belediye başkanı Divan Kurulu Başkanımızı ziyaret gelir bordo mavi kravatla unut utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum. Uğur Bey de eminim bilmiyordur. Umarım Fenerbahçelilerin Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi. Ben olsam vermezdim. Yani 61 numaradan bahsediyor. Ben olsam vermezdim diyor. Verirdin Ali Koç. Sen fair play'cisin. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü demiş. Ee, Ekrem Bey'den bir şey gelmiş. Koç grubu yönetim kurulu başkan vekili Ali Koç'un açıklamasını dinledim. İmamoğlu Koç ailesinin projesidir komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin Sayın Koç ailesine zarar vermemesi dileğiyle demiş. Çok büyük bir gafa imza atmış. Metin Sipahioğlu da bu gelen ortaya rövaşatayla çatalı atarak cevap vermiş. Diyor ki bir, bugün konuşan Koç Holding Başkan Vekili değil, Fenerbahçe Başkanı'ydı. İki, dün iktidarın bakanlarını çok daha sert eleştirdim Herhalde çevren bilgilendirmemiş. Üç, yolun yol değil, verdiğin kitaplar, bu açıklaman vesaire. Dört, burası Fenerbahçe özür dilemezsen elbet hesaplaşacağız. Bu camia sandıkta hesaplaşmayı çok iyi bilir. Ne iktidar ne muhalefet unutmasın demiş Sayın Metin Sipahioğlu. Ben siyasetten anlamam. Sevmem. Yani nefret ederim. Siyaset yani çok özür dilerim bu cümleyi kullanacağım için ama Kur'an-ı Kerim'de de aynı tabirle geçtiği için söylüyorum. Fuhşiyat. Yani fuhuştan Kur'an-ı Kerim'de şey, Hani bu şekilde bahsediyor. Fahiş, ucuz demek. Yani orada ucuz işler manasında kullanılıyor. Ben siyasetten, şiattan, hani küfürlerden, argolardan uzak kalmaya çalışan bir insanım. Ne kadar başarabiliyorsam o kadar başarmaya çalışıyorum. Benim siyasetten anladığım tek bir olay var. O da şu. Ali Koç iktidar partisine de konuştu. Muhalefet partisine de konuştu. Ee, ama orada konuştuğu kişilere yani o parti tuttukları için değil, gücü yanlış kullandıkları için ya da yanlış kullandıkları izlenimi oluştuğu için bu dili kullandı. Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum ama susarsam da aynı da kendime bakamayacağımı biliyorum demiş. Bu cümleden dolayı Twitter'da birçok arkadaş Ali Koç'u devlet içeri attıracak, cezaevine girecek falan diye açıklamalarda bulmuşlar. Ya saçmalamayın arkadaşlar. Toplumda infiale sebep olmaya çalışırsınız. Bak bu yaptığınız suç. Yapmayın, etmeyin. 4 sezon boyunca futbolda dostluk, beraberlik olsun diye çabaladım. En çok da bu konuda eleştirildim. Ama artık benim gibi bir insan bile bunları söylüyorsa çok tehlikeli noktaya gelmişizdir. Benim söylediklerim üç büyük kulüp yan yana oturup söyleyelim. İşin rengi değişir diyor. 2010-2011 sezonu unutulmayacak. Kupanın replikasını yapalım, Trabzon'a yollayalım dedim. Yönetici arkadaşlar kabul etmedi diyor. TFF'nin söylediği şarkıyı söylemem diyor. Nasıl transfer yapacağımı bilmiyorum. Harcama limitimin ne olacağını bilmiyorum. Onların söylediği şarkıları söylerseniz işiniz görülüyor. Söylemezseniz düşman oluyorsunuz. TFF'nin söylediği şarkıyı söyleyen bir başkan bulabilirsiniz ama ben yapmam diyor. Şampiyonun kupası müzesinde olur. Bu sezondan itibaren burada duran gerçekleri duran bu kupaların gerçekten hayata geçireceğiz. Aksi takdirde bu kupaların hani bunu daha önce de konuştuk. Kendi kendime garip bir totem yaptım. Maçlara gitmiyorum ve bu sezonda böyle gidiyor. Ancak inşallah şampiyonluğu aldığımızda soyunma odasında olacağım diyor. Tek ola şampiyon olalım da. Ya futbolcularla birlikte sarılarak uyu gerekirse. Şimdi teknik direktörle ilgili bir olay var. Ali Koç'tan. Arda Gülen'le ilgili bir olay var. Hani Ali Koç Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlarına ilgili de bir bilgi veriyor ve diyor ki 17 yaşındaki genç futbolcu Arda Güler'in sezonu. Son dönemde garip şeyler oluyor. Dün Arda Güler sezonu kapadı. Fazla idmandan stres durumu oldu. Kim Minji ayağındaki kronik sıkıntıdan Kore'ye gitmek zorunda kaldı. Pelkas, Salai, Crespo, e, Osayi'de da, da sıkıntı var diyor. Osayi bildiğim kadarıyla son idmanda takımda çalıştı. Yani bir aksilik olması oynayabilir diyebiliyorum. Ee, bunu söylüyor. Teknik direktör açıklaması geliyor Ali Koçtan. Bence videonun başlığını da burasını yapmam lazım çünkü en net açıklama bu. <laughs> yani teknik direktör konusunda. Ee, ben direkt konuya geçiyorum. İsmail Kartal'ı başarısından dolayı tebrik ediyor. Diyor ki takımdaki son durumu İsmail Kartal'a borçluyuz. Ocak konusunda şu anda bura, burada girmeyeceğim. Yeri ve zamanı değil. Ama inanın kolay da bir karar değil. Yabancı gelsin diyenler iki maç sonra tersini söyler. Onun için oturup en sağlıklı kararı vereceğiz diyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Yani ekonomik sıkıntılar var. İsmail Kartal devam etsin diyor bir üyemiz. Ali Koç bugün bunu söyleyenler yarın farklı şeyler söyleyebilir. Ocak konusunu burada açmayacağım diyor. Hani takımdaki son durum İsmail Kartal'a borçluyuz. Eee yani hoca tak, tabii ki de takım konusunda durum bu. Bak ben size bir örnek vereyim. Geçen ben bu örneği verdim ama anlamadınız. Yine vereceğim aynı örneği. Sami Uğurlu. Ligde son sırada devraldı Kasımpaşa'yı. Ve Kasımpaşa'nın başındaki performansı. Bakın Kasımpaşa'nın başındaki performansı. 12 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet. 2.1 puan ortalaması. 17. haftada 11 puanla 20. sırada Kasımpaşa. Şu anda 50 puanla 10. sıraya kadar yükselmiş durumda. Tabi Eren Elmalı ve Umut Bozok da gol atmış. Sivas'ta Depresman'da de 3-1 yendikleri maçta. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki Eren Elmalı ve Umut Bozok'a Fenerbahçe'nin ilgisi var. <laughs> İşin şakasındayım ama e, geçen gün size söyledim. Yani Sami Uğurlu, İsmail Kartal'ın yardımcısı olsa bence hiç gerek yok Jesus'a falan dedim. Basit sever ilan dedim. Volkan Demirel. Karagümrük'ün başında çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet aldı. Ve iç sahada çıktığı 10 maçta sadece bir kez yenildi. 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Fatih Karagümrük Öztepe'yi sahasında mağlup ediyor. 56 puanla 5. sıraya yükseliyor. Bakın 50 puanla 10. Bunlar da 56 puanla 5. E, ligdeki denge. Hocam biz buradan ne anlamalıyız? Sami Uğurlu mu geliyor? Onu mu anlamalıyız? Sizin buradan anlamanızı istediğim en net olay şu. Bu lig gerçekten A klas hocalar için hani şey ligi, çerez ligi bu kadar yokluk varken yani <laughs> ilginç. Yani ee, bu kadar ilginçlikte bak. Bir de ben bir şeyi merak ediyorum. Şimdi Jorge Jesus gelse birçok taraftarımız zannediyor ki işte Luis Suarez bir taraftan gelecek, Pavon bir taraftan gelecek. Onlar ona Seferovic sözleşmesini feshedip bedava gelecek. Bir de Seferovic var değil mi? Arkadaşlar, Jesus gelirse bence hiç kimse gelmeyecek. Bu benim şahsi fikrim, şahsi kanaatim. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim şahsi fikrime göre evet Ali Koç İsmail Kartal duracak, kalacak demiyor ama şahsi fikrime göre Ali Koç %100 İsmail Kartal kalabilir. Ama lig bir bitsin. Kalan maçlara bir bakayım diyor. Mesela bu kadar sakatta ne yapacak diyor. Benim tahminim bu. Bu konuyu biraz sonra tekrar konuşacağım. Luis Suarez Barcelona'ya transfer olmak istiyor. Haber bu şekilde. Şimdi Atletico Madrid'de yol ayrımına geliyor Luis Suarez. Biliyorsunuz Barcelona'nın da durumu malum. Ve oraya dönmek istediği iddia edilmiş. Barcelona'da gelecek sene şampiyonluk için iyi bir kadro kurmak istiyormuş. <laughs> Katar'daki Dünya Kupası'na iyi hazırlanmak istiyormuş Uruguaylı golcü. Ve üst düzeyde bir e, sezon geçirmek istiyormuş. Hem Fenerbahçe'nin en Beşiktaş'tan adan oluyor. 35 yaşındaki oyuncunun La yani Laporta ile iletişime geçti diyor. Lewandowski de listede diyor. Yani Barcelona golcü araçlarını sürdürüyor. Paris, ve Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski'ye diktiler gözlerini. Hani eğer onu transfer edemezlerse Ruiz Suarez'e çevirecekler diyor. Yani bu sezon 42 maçta 13 gol 3 asisti var Suarez'in. Ben Barcelona'nın alabilirse Lewandowski alabileceğini düşünüyorum ama Suarez için daha önce söylediğim gibi İspanya'da kalmak istiyor. Yine Fenerbahçe haberi Portekiz çıkarması diyor. Jesus'un eski öğrencisi Seferovic için harekete geçtiği iddia edildi. Arkadaşlar bu haber bak Allah aşkına Şimdi Fenerbahçe'nin elinde hangi forvetler var? Berişan, Serdar Dursun 2, Valencia'ya sayalım 3, da gelecek 4, Allah yar şu an için kiralık olduğu için söylüyorum 5. 5 tane forvet var. Mantık olarak Seferovic'de Luis Suarez'e gelecek olsa en az 2 tanesinden, en az 2 tanesinden hatta bence 3 tanesinden kurtulman lazım. Samatta'yı 3'e okuttun, kurtulmuş olur musun? İşte Perişay'ı kaça satacaksın? Valencia'yı kaça satacaksın? Yapabilir misin? Sıkıntı. Peki ben size bak inceden inceden bir şey vereceğim. İsmail Kartal'a devam ettin. Valencia, Samat'ta Serdar Dursun üçlü forvetiyle devam ettin. İhtimal dahilinde. İhtimal dahilinde. İsmail Kartal sesini çıkarır mı? Çıkarmaz. Hazır alınmış forvet. Ben bir şey daha söyleyeyim. Eğer bu tandemle devam edelim. o Beğenmediğiniz Samatta'yı beğenebilirsiniz. ha. Bak beğenmediğiniz Samatta'yı beğenebilirsiniz. Çünkü e, bize koşucu sprinter, yani forvet olarak e, iş yapabilir. Fenerbahçe İsmail Kartal'a gelene kadar hiç ofansif oynamıyordu. Yani Erol Bulut'la da Pereira'yla da yeterince ofansif oynamıyordu. İsmail Kartal'a dikkat edin rakibi Boğan Kemiren bir takıma dönüştü. Bu performansı da beğenebilirsiniz. Bu ayrı mesele. Bak. Yapboz'un parçalarını bir araya getir. İsmail Kartal'ı getirirsen daha az transfer yaparsın. Anladınız değil mi? Neyse. Jesus Seferovic için harekete geçilmiş. Abola gazetesinde yer alan palavraya göre 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. İsviçre milli takımının formasını giyiyor. 82 kez giydi. 24 golü var falan filan. Eee Fenerbahçe 5,5 milyon euro bandına bitirirmiş. Öyle söylüyorlar. 1. Andrea Frank Andre Franco'yu istediğini yazmış. 24 yaşındaki oyuncu sezon sonu serbest kalacak. Bak Franco'ya ihtimal veririm. İnanın %20, %30 bu veririm. Ama öbürüne vermem. Yani öbürüne kesinlikle vermem. Seferovic bizi batırır. Yine bir başka haber. Vali Fofana bu şeydeki Vesterlo'daki genç arkadaş bunu da yazmışlar. Transfer market değeri 25.000 Euro. 10 numarada oynuyor. Ee, yani Hasan Çetin Çetinkaya'nın illaki bir raporu vardır. Alıp Tuzla'ya ya da Kasımpaşa'ya kiralaması gündemde diye. Şimdi önemli kısım şu. Ben açıkçası umudumu yitirdim. Az önce Twitter'a girdim. Şöyle bir gezindim. Ne var ne yok diye bir bakayım dedim. Hani şu anda ne konuşuluyor diye. Şu an Twitter'da konuşulan hava ne biliyor musunuz? Benim geçen sene Marcelo Bielsa'da yaşadığım hava. Benim Marcelo Bielsa'da yaşadığım hava. Yani bir haber var. Daha doğrusu ESPN Brezilya ya bir röportajda bulunmuş. 2 milyon 700 bin takipçisi olan bir yere... Ben bunu tabi çeviri halinde okuyacağım, portekizce bilmiyorum, ee, hani bilmediğim için şey yapacağım. Burada bazı önemli yerler var. Sport TV kanalına bir röportaj vermiş, hani Flamengo'da neredeyse 2 yıl uzakdayım demiş. Gazeteci Mauricio Prado'nun e, orada yorumda bulunmuş, yani ikinci kez herhalde. Portekiz'de kulüpten alınan Hani yenilgilerden daha fazla kupayla ayrılmam inanılmaz gibisinde bir şey söylemiş. Kariyerimin zirvesiydi falan. E, oyuncularla iletişim için de iyi demiş. Hiç bu kadar oyunculardan birbirimize bağlı olmadık falan filan demiş. Flamengo'ya dönme arzusu sorulmuş. Karışık demiş. Şu anda Paulo Souza takımın başında. Aralık ayında Benfica yönetiminden ayrıldım ee, diye söylüyor. Bilmiyorum 1-2 yıl içinde Flamengo'nun koçu olabilirim. Artık özgür bir koçum. İstediğim takımı seçebilirim diyor. Belki 1-2 ay içerisinde özgür bir koç olmayabilirim. Başka bir takımla anlaşabilirim. Kafamda antrenman yapmak için Brezilya'ya geri dönmek var demiş. Portekiz'e geldiğimde hayatımla ilgili ne yapma hani hayatımla ilgili ne karar alacağımı konuşacağım. Fenerbahçe yöneticileri benim Portekiz'e gelmemi bekliyor. Orada bir görüşme yapacağız demiş. Ne olacağını bilmiyorum ama karar vermem gerekiyor demiş arkadaşlar. Bu arada Brezilya saatiyle 20.58. Yani 20.58'de paylaşılmış. Herhalde Türkiye saatiyle değil çünkü ee, yani Türkiye saatine yani yaklaşık olarak Türkiye saatine 20 e, 21.52. Türkiye saatiyle. Saat 22'de paylaşmış yani o şekilde söyleyeyim. Yani ilginç arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ama yani bana e, inceden inceden sanki o iş olacak değişik bir hale bürünecek gibi geliyor. Hani ben Twitter'da bir şey paylaştım. Her Fenerbahçe'nin şu anda kafasındaki soru Löv dedik. Yarışa girdik. İsmail Kartal iyi gidiyor dedik. Kafamız karıştı. Derken Jorge Jesus da görüşüldü. Acaba Nuri Şahin mi yeni teknik direktör olacak? Ben bunu geçen gün esprili bir şekilde söyledim. Yani var mı aksine düşünen poliyanla dedim. Arkadaşlar benim ben bile korkuyorum şu anda. Ben açık söyleyeyim. Kesinlikle ben İsmail Kartal'ın devam edeceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Duyum değil. Duyuma kalırsa neler neler. Peki İsmail Kartal'ı teknik direktör yaptın. Sami Uğurlu'yu yardımcısı yaptın. Ne kaybedersin? Hocam sezonu kaybederiz, şampiyonluğu kaybederiz şöyle böyle. Hocam işte e, Trabzonspor'u kolladılar öyle şampiyon oldu. Trabzon'u kollayan gücü arkana al. Seni kollasınlar. İsmail Kartal değil Mustafa Hoca ile şampiyon olursun o zaman o mantıkla gidersen. Bu mantıkla gidersen boşuna para harcaman lüzumu yok ki. Bakın Ali Koç'u tanıdıysan, Gram tanıdıysan emin olun siz benim kadar tanımamışsınızdır. Ali Koç'u gram tanıdıysam şu geçen sene beni e, Bielsa olayında mahveden Ali Koç'u tanıdıysam yüzde bir katrilyon, yüzde bir kentrilyon ya da yüzde sonsuz olarak İsmail Kartal'a devam eder. Ve ne yapar biliyor musunuz? Benim bildiğim Ali Koç. Lig bitene kadar sürekli haberler çıkar. Hatta gider Cesus'ta bir kez daha görüşür belki. Ya da görüşmez. Eee benim bildiğim Ali Koç oyalar, oyalar, oyalar. En sonunda der ki, yani İsmail Kartal çok iyi. Ali Koç'un şansı şu olur. İsmail Kartal inşallah Beşiktaş maçını kazanır. Karagümrük maçını kazanır. Yeni Malatya maçını kazanır. İnşallah ve inşallah hani kalan üç maçın üçünü de kazanır. Bu sefer Ali Koç'un eli çok daha güçlü olur. Çıkar böyle böyledir. Bazı arkadaşlarım şey diyor, hocam rakipler bize karşı kapanmıyorlar. İsmail Kartal o yüzden başarılı. Siz bu dediğinize cidden inanıyor musunuz? Yani gerçekten inanıyor musunuz bu dediğinize? Ya bu dediğinizin saçmalığına inanıyor musunuz? Ya hangi devirde Fenerbahçe'ye karşı takımlar oynamadı? Ligden düşen Göztepe iddia ediyorum belki de son 10-20 maçın en iyisini Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Belki son 10-20 maç içerisinde en iyi maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Siz kime ne anlatıyorsunuz? Etmeyin eylemeyin ya. Yani etmeyin eylemeyin gözünüzü seveyim ya. Ben yani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Ben hem üflüyorum hem buzluğa atıyorum hem öyle yemeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok ağzım yandı. Bakın bir kez daha söylüyorum. Bana soracak olursanız İsmail Katal devam edilir. Bu arada Haret Ortega'yla ilgili yine bir haber çıkmış şu 3 milyon euro piyasası olan. Ee, radarını aldı Fenerbahçe diye. Bu çocuk inceleniyor. Yani takip ediliyor. Sözleşmesi zaten bitiyor yazın. <laughs> Meksikalı 1.90. Ya bir bağlantı kurulmuştur. Şeyle 3 milyon euro piyasa değeri var. 29 maça çıkmış. 4 gol 2 asisti var. 2460 dakikada Meksika Ligi'nde. Valencia'dan dolayı belki takip ediliyordur. <laughs> 1.90 boyunda. Ama bakalım ne olacak ne çıkacak. Şimdi şu buraya kadar konuştuğumuz bütün duyumları bir araya getireyim. Siz de derbiyi beklerken bu videoyu izlersiniz. Ben İsmail Kartal'dan devam edileceği görüşündeyim. Ama duyumlar diyor ki Cesus'la yani buradan imkanı yok dönmez diyor. Çünkü her konuda anlaşıldı diyor. Hani maddi konularda anlaşıldı. Gerisi teferruat hani. Fenerbahçe'nin istediği sözleşme 2 artı 1. Jesus'un istediği sözleşme 1 artı 1. Şimdi 1 artı 1 teknik direktör alırsan kadro dizeceksin edeceksin. E, bir mantığı yok yani bir artı bire bu kadar para vermenin. Ben diyorum ki İsmail Kartal'la devam edin. Sami Uğurlu'yu becerebiliyorsanız getirin. Getiremiyorsanız Volkan Demirel olur, Emre Belezoğlu olur. Çıkın getirin. Bak Sami Uğurlu 44 yaşında. 44 yaşında İzmirli bir adam. Yani Bilmiyorum Kasımpaşa'da bu istatistiği yapmak kolay değil arkadaşlar. Bak Kasımpaşa takımı o kadar hani ahım şahım bir profilde değil. 31.05 milyon euro piyasa değeri var. Değil. Allah aşkına adamların kalecisine bakın. Ertuğrul Taşkıran, Harun Tekin. Gözünüzü seveyim. orada arada Spice, sakat stoperlerinde. Bir tanesi Tarkan Serbest sakat 2. Hani Donk falan stoper. Düşünün. Takip Aytaç sakat 3. Bakın kadroların arkadaşlar. Forvet'e bakın. Umut Bozuk, Muleka. Başka kimse yok. İki tane forvet. Mamadou Fal var. Kanat. Tunay Torun var. Kanat. Sa sağ kanat. Aver Mabil var. Sol kanat. Ahmet Engin var değil. Sol kanat. 2. Allah aşkına bak. Şu performansı. Yani şu performansı Kasımpaşa'da yapan adam. Ben Fenerbahçe'ye şey isterim. Hocam Jesus gelmeyecekse bize açık açık gelmeyecek de diyen yoktur herhalde. Ben açık açık söylüyorum. Daha ne kadar açık söylüyorum. Daha ne kadar açık söylemem lazım. Vallahi ben diyorum eğer Fenerbahçe'nin geleceğini kurtarmak istiyorsanız İsmail Kartal'ı yanına getirin. Sami Uğurlu'yu. ikinci adam olmam diyor. Tamam birinci adam olsun İsmail Kartal. Alsa Al sana yani al sana tam Fenerbahçe ayarında bir sistem. Oturtursun bu sistemi oturtursan da başarılı olursun. Ya olmadı Volkan Demirer olur, işte şey olur. Hatta Nur Şahin zannetmiyorum hocam. Yani Nur Şahin'i bırakacaklarını zannetmiyorum. Emre Belezoğlu'nu, Başakşehir'in bırakacağını zannetmiyorum. Ama becerebilsen çok daha mantıklı olur. Jesus'un ekibi kendisi şunu bunu ben zannetmiyorum arkadaşlar. Yani ben Jesus'un geleceğini kesinlikle zannetmiyorum. Ha inşallah gelir. Ya hocam gelmesini istemez misin? Lan manyak mısınız? Gelmesini istemek olur mu? İnşallah gelir ama şu ikide bir de Flamengo cümleleri beni rahatsız ediyor. Birçok kişiyi de rahatsız edeceklerdir. Anlatabiliyor muyum? Onu söyleyeyim. Eee Georgios'u konuştuk. Eee siyasetle ilgili Beşiktaş maçını... Konuştuk. Maç öncesi zaten canlı yayında değerlendiririz. Kadro değerlendirmesi mesela merak ediyorum. Savunma hatları nasıl olacak iki takımında özellikle. Arda Güler Kim Minci. Kim Minci ne ilgili ya? Durdu durdu. Birdenbire sakatlanması insanların aklında şey sorusunu uyandırdı. Acaba başka takıma satıldı da hani ne derler onun adına? Satıldı da sakatlanmasın diye oynatılmıyor mu falan filan? Zannetmiyorum. Saçmalamayın yani. Eğer bu varsa zaten biz kulübü kapatalım. Futbolcuyu satıp Şampiyonlar Ligi bileti alabileceğim maçta oynatmıyorsan biz kulübü kapatalım. Gidelim. Efendi efendi gidelim. Adam olalım gidelim arkadaşlar. Hiç gerek yok. Değil mi? Hiç gerek yok. Kimse yorulmasın, yıpranmasın. Sonra başka ne vardı? Pelkas, Salahi, Crespo. Ben Salahi'nin kadroda olabileceğini düşünüyorum ama risk edilmeyecek sanırım. Yani ilk bir e oynamayacak Salahi sanırım. Ama kadroda, yedeklerde belki olabilir. Crespo ya o Crespo'nun iyileşme süreci iyi gidiyordu da belli mi olur? Belki hafta için müjde alırız inşallah. O sahi ben bildiğim kadarıyla ilk 11'de başlayacak. Bakalım ne şekilde olacak. O videoda sabah saatlerine planlayayım da. Sonra demesinler kadroyu aldı öyle diye. Eren Elmalı, Umut Bozok şu an için zannetmiyorum. Mesela İsmail Kartal'ı getirirsen sol Solbeki, Eren Elmalı'yı al. Forvet'e Umut Bozu al. Garibim bana mısın demez. Ya da Muleka'yı al. Muleka'nın da gollerine dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Yani attığı gollere. Hani öyle şapkadan tavşan çıkarmalık falan bir golü yok gibi geliyor bana. Hani böyle zor başardı. Ulan bu golde atılır mı? Helal olsun. Bak ne, ne güzel attı falan filan. Hani bu tipte bir golü yok gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama. ilginç. Yani çok ilginç. Ee, geldi. Bakalım ne olacak. Sonra başka Ordina Luis Suarez, Lewandowski, Seferovic zannetmiyorum. Andre Franco o eleman olabilir. Takiptedir Fenerbahçe. Vali Fofana yani bilgim yok. Ortega takip edilen bir oyuncu. Muhtemelen Fofana da takip edilir. Şimdi peki hocam Franco alındı, Fofana alındı, Ortega alındı, Muleka alındı. Bu kime işaret? Bu da İsmail Kartal'a işaret. Ya ben Jorge Jesus'un bu tip isimleri alayım da aman Fenerbahçe'ye bir şeyler kazandırayım. Mantığında olacağını zannetmiyorum. Bunu yapmak çok büyük Fenerbahçelilik ister. Çok büyük fedakarlık ister. Çünkü adına leke gelecek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben hani zannetmiyorum e, bu tip isimler alınacaksa Hani İsmail Kartal'ın dışında bir devam kararını olacağını zannetmiyorum. Bakalım son karar ne olacak. İnşallah Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olur. Yani Ali Koç ve yönetim kurulumuz inşallah en doğru kararı verir. Hepimiz Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu istiyoruz. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Ama İsmail Kartal'ı ama öbürüyle ama şununla bununla yeter ki şampiyon olalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olursanız, videoyu beğenirseniz de çok minnettar kalırız. Görüşmek üzere dostlar.